Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önceki videomuzda tulumumuzu tamamlamıştık. Bu videomuzda da şöyle şu şekilde bir tane bant öreceğiz elbisesi için, yani bluzu için diyeyim. Şöyle şu şekilde zincir çekerek başlıyoruz. İpim lonası alar arkadaşlar bunda. İsterseniz periyada da bu renge yakın bir renk tercih edebilirsiniz ya da istediğiniz bir renk periyada olur. Alize Cotton Gold da olur, hani lonosa yoksa dengi olan. Şöyle 53 adet zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şöyle arkadaşlar temsili olarak göstereceğim. Diyelim ki 53 adet zincirimizi çektik. Hemen geriye doğru dönüp ikinci zincirimize batıyoruz. İlk sıramızda sıra sonuna kadar tüm ilmeklerimize sık iğne olarak batıyoruz. Bu şekilde dolduruyoruz. Doldurduktan sonra arkadaşlar 53 adet zincirimizin üzerine 52 adet ilmek dolduracağız. Çünkü bir tanesini burada geri döndük ya. Tekrar sıra sonuna gelince bir zincir çekiyoruz. Tekrar yine aynı şekilde geriye doğru dönüp 52 adet ilmeğimizi tekrar öreceğiz. Bu şekilde giderek gelerek, yani şu şekilde bir parça elde etmiş olacağız. Toplamda arkadaşlar parçamız 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 sıra. Toplamda 18 sıra. Yine siz zincirinizi çekip yaparken arkadaşlar beline şöyle ilmeği, zincirinizi dolayın ki hani şurada ucu birleşsin. Hani bebeğin boyutuna göre, kullandığınız ipe göre sayıları farklı olabilir bunun. Hani arkada birleşmeyince sıkıntı olmasın. Şöyle benim lonası alarada 53 adet zincirim, yani 52 adet sık iğnem bu şekilde arkası arkasına burayı kapatıyor. Bu şekilde parçamızı ördükten sonra şöyle şuradan ilk önce şu kenar kısmından başlayacağım. Buraya ilik yaparak başlayalım. Kenar kısmından bir, iki tane sık iğne yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekip tekrar biraz yukarı batıyorum. Şöyle kenar kısmına istediğiniz kadar 3 ya da 4 düğme denk gelecek kadar 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şuraya tekrar batıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle şu ipimi de içe doğru alayım. Tekrar bu uç kısma da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Evet, şu üst kısma geldim. Buraya batıyorum. Şu üst kısmını örerek devam edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 tane ördüm. Evet, 8 tane ördükten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.ye batıyorum. Tekrar burada tek tek örüyorum. 2, 3, 4, 22 tane ördüm şu ara kısımda. 22 tane ördükten sonra yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. ilmeğime batıyorum. 7, 8. Evet, kalan ilmeklerimi de tek tek öreceğim. 1, 2, 3, 4. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra şöyle bir zincir çekiyoruz. Geriye doğru dönerek şöyle burada bir tane boşluk atlayıp diğerine batıyorum. Burada yine bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Yine bir tane atlayıp bu şekilde şuradaki ilmeklerimizi 3 ya da 4 kez atlatma yapalım.
Daha sonra zincirimizin üzerine bir tane örüyorum, bir tane atlayıp diğerine batıyorum. Burada iki tane yan yana sık iğne örüp yine bir taneyi atlayıp bir diğerine batıyorum. Tekrar bir tane daha öreceğim. Yine bir tane atlayıp bir diğerine batıyorum. Bir, iki tane batmış oluyorum. Tekrar burada bir taneyi atlayıp şuraya batacağım. Burada bir tane atlayıp diğerine batıp bir, iki tane örüyoruz. Bir tanesini atlayıp diğerine batıyorum. Bir, iki tane. Bir tanesini atlayıp diğerine batıyorum. Bir, iki tane. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir tanesini atlayıp iki tane sık iğne yapacağız. Yine bir tanesini atlayıp bir, iki sık iğne. Sıra sonuna kadar bu şekilde zincirimizin üzeri de dahil olmak üzere bu şekilde örüyoruz. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra şu şekilde kol yapacağız. Hafif ucu balon kol yaptım ben. Şöyle zincir çekeceğim bir tane. Zaten şurada ipimi en son üst sırayı ördükten sonra ipimi burada içe doğru alıp kopardım. Tekrar kol altından şöyle batıyoruz. Alttaki vücut kısmından. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. 7. Toplamda 18 tane ilmek ayarlayacağız burada. Kolun böyle etrafını dönerek. Yani hepsine de batabilirsiniz. Bakın eğer şey oluyorsa, fazla oluyorsa arada birkaç tanesini atlayabilirsiniz de. Toplamda 18 tane sık iğne örmüş olacağız. Şöyle sayacağım. Şu ilk ilmekten 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane olmuş. Şurada ben 2 taneyi atladım. 15, 16, 17, 18. Evet, 18 tane battıktan sonra hemen sıra başındaki ilk ilmeğime batıyorum. Burada şu en sonuncu battığımız ilmeğe işaretleyici takacağız. Yani diğer sıranın üstüne battığımız değil de en sonda buradaki ilmeğimize. Evet, bu da arkadaşlar incinin poposu. Anneciğim getirdin gene, koydun kendini videomun içine. Şöyle buraya işaretleyici takacağım. Evet, ilk sıramızı, birinci sıramızı tamamladıktan sonra toplamda düz bir şekilde 12 sıra öreceğiz. Yani bu şu ilk ördüğümüz sırayla beraber 13 sıra olmuş olacak. 13. sıramızda dahil olmak üzere 18 adet sık iğnemizi dönerek hiç azaltma ya da arttırma yapmadan örüyoruz. 13. sıramızı tamamladık. 18 adet ilmeğimiz var. 14. sıramızdan 1, 2, 2 tane örüp bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 tane örüp bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 2 tane örüp bir arttırma daha yapıyorum. 1, 2, 2 tane örüp bir arttırma daha yaptım. 1, 2, 3. 3 tane örüp, inci çekilir misin annem şuradan? 3 tane örüp bir arttırma daha yapacağım. 1, 2, 3. Evet, sıra sonunda tek bir tane ilmeğim kalıyor. Onu da tek olarak örüyorum. Sıra sonunda 23 adet ilmeğimiz olacak. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Evet, çünkü 5 defa arttırma yapmış olduk.
14. sıramızda 23 adet ilmeğimizi 15. sıramızda tek tek örüyoruz. 15. sıramızda 23 adet ilmeğimizi tek tek ördük. 16. sıramıza geçiyoruz. 16. sıramızda bir tek ördüm, bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. 1 1 2 3 4 4 tane ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Sıra sonundaki en sonuncu ilmeğime arttırma yaptım. En sonuncu arttırma yaptığım ilmeğime de işaretleyicimi takıyorum. Burada da 5 tane arttırma yaptık bu sıramızda da. Sıra sonunda 28 tane ilmeğimiz olmuş oldu. 16. sıramızın sonunda 28 adet ilmeğimiz oldu. 17, 18 ve 19. sıralarımızda 28 adet ilmeğimizi 3 sıra düz bir şekilde örüyoruz. 28 adet ilmeğimizi 19. sıramızda dahil olmak üzere 3 sıra ördük. 1, 2, 20. sıramıza geçtik. 2 tane ördüm, bir azaltma yapıyorum. 2, 3, 3 tane ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 1, 2 tane ördüm, bir azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 3 tane ördüm. Bir azaltma daha yapıyorum. 1, 2, 3. 3 tek örüp bir azaltma daha yaptım. 1, 2, 3. 3 tane örüp son 2 adet ilmeğimi de azaltma yapıyorum. İşaretleyicimi de bu son 2 ilmeğimi yaptığım, azaltma yaptığım ilmeğe takıyorum. 6 tane azaltma yaptık. Sıra sonunda 22 adet ilmeğimiz kaldı. 20. sıramızın sonunda 22 adet ilmeğimiz kaldı. 21. sıramıza geçiyoruz. 21. sıramızda 1, 2, 3. 3 tane ördüm. Bir azaltma yapıyorum. 1, 2. 2 tane ördüm. Bir azaltma yapıyorum. Bir tane ördüm, bir azaltma yapıyorum. 1, 2 tane örüp bir azaltma daha yapıyorum. 1 tek örüp bir azaltma daha yapıyorum. Bir tane daha tek örüp bir azaltma daha yapıyorum. Evet, burada da 6 tane daha azaltma yaptık. 22 adet ilmeğimiz vardı. 16 adet ilmeğimiz kaldı. Burada şöyle bir zincir çekip geriye doğru döneceğiz. Şöyle hemen geriye doğru dönüp bir ikinci boşluğa batarak 15 tane sık iğne öreceğim. Ta ki şu kısma, yani sıra sonuna kadar gelene kadar. Şu an tersine döndüm ve tersine doğru gidiyorum. Burada lastik kısmı gibi bir bölüm yapacağım. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane daha örüyorum. Burada şöyle şu uç kısma batıyorum. İlmek kaydırmayla birleştireceğim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Bu defa geldiğim yönün ters yönüne doğru tekrar döneceğim. Bir zincir çekiyorum. 1, 2. Yani bir sıra düz, bir sıra ters olmuş olacak.
Burada lastik gibi kolucuna bir bölüm yapacağım. Tekrar 16 tane ilmeğimizi tek tek örüp diğer uç kısmıyla ilmek kaydırma yaparak birleştireceğiz. Bu kol kısmı toplamda bu şekilde 4 sıra olmuş olacak. Bir kez daha gelip bir kez daha döndükten sonra bitireceğim. Şöyle tekrar şuradaki uç kısma batıp şöyle ilmek kaydırmayla birleştirip bir zincir çekip tekrar geriye dönüyorum. Bir zincir çekiyorum. Bu sıramı da ördükten sonra bir sıra daha öreceğim. Şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Lastiğin en son sırası düz tarafı olmuş olacak. Yani dışa bakan kısmındaki en son sıramız. Şöyle bakın düz. Doğru yöne doğru gidiyorum yani. Bir ters geldim, bir düz gittim, bir ters geldim, bir de düz gittim. Toplamda 4 sıra. Evet, bu şekilde tamamladıktan sonra kıyafetimizi giydiriyoruz. Arkasına ben düğmelerimi de diktim. İplerimi henüz temizlemedim. Evet, elbisemiz bu şekilde, omuzları açık. Şöyle arkadaşlar, minik bir ayrıntı da yapmak istedim. Hani bunu isterseniz yapabilirsiniz. Ben kahverengi renk bir ip kullanacağım. Şöyle normal zincir çekeceğim. 1, 2, 3. Evet, şu şekilde bir bölüm yapacağım. 80 tane zincir çektim ben. Şöyle zincirimin ucundaki ipe takıyorum, yani örmediğim kısmına. Şöyle. Şu uç kısmına da zincirin üzerinden şöyle bir tane düğüm yapacağım, kalın, hani arkadan çıkmasın diye, çünkü diğerinin düğümü bunun altında. Diğer tarafa da şöyle şuradan alttan uç kısımdaki ilmeğimin içerisinden çıkıyorum. Evet, düğümüm şurada, hani çıkmayacak şekilde burada kalmış oldu. Bunu dikebilirsiniz de istiyorsanız. Şöyle iki sık iğne de bir, şöyle tekrar geri çıkıyorum. En uçtaki ilmeklerden yapıyorum bunu. En sonuncuda da şöyle şuradan batıp şuradan çıkacağım. Hatta bunu biraz daha bir geriden batayım. En son ilmeğimi çıkardığım noktanın altında biraz açık alan kalması gerekiyor. Şöyle bir geriden batıp bir önceki ilmeğinden çıkacağım. Evet, bu şekilde. Şuradaki iplerimizi de şöyle fiyonk yaparak bağlayalım.
Şöyle askılarımızı da takıyoruz. Şöyle elbisemizin uç iplerini henüz ben kesmedim ama şöyle sizlere de göstereyim. Evet, elbisemiz bu şekilde, bluzumuz. İsterseniz kol uçlarına da aynı bu şekilde yapabilirsiniz ama böyle gayet şık duruyor. Hepinizin eline koluna sağlık arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum.